Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Evet bu videomuz biraz farklı olacak çünkü son zamanlarda birçok kimsenin yaşadığı bir sorun var. Birçok kimse mideyle ilgili sorunlar yaşıyor. Mide asidinin dengesizliğinden şikayetçi olan birçok kardeşimiz var. Ee, aynı sorunu ben de yaşayanlardanım. İnşallah mide asidini dengeleyen gıdalar, Meyveler, sebzeler, vitaminler nelerdir? Bunlarla ilgili bir video çalışması olacak bu videomuz inşallah. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi bazı gıdalar mide asidine iyi gelir ve üretimini dengeler. Ancak bazıları ise asit üretimini ve rahatsızlığı arttırabilir. Lifli sebzeler, baklagiller ve meyveler Mide asidi seviyesini düşürmenize yardımcı olurken yağlı ve baharatlı gıdalar, turunçgiller mide asidini arttıran gıdalar arasında gösteriliyor. Yani portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveler mide asidini arttırıyor arkadaşlar. Bu da sizin sağlığınıza ciddi oranda etki yapıyor ve sizi oldukça rahatsız ediyor. Mide asidini dengeleyen sebzeler arasında da şunlar var. Lif bakımından zengin çiğ sebzeler mide asidini düşürmeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra eğer kilo vermeye çalışıyorsanız lifli sebzeler daha uzun süren tokluk hissi yaratacaktır. Mesela bunlardan bazıları şunlar: brokoli, patlıcan, marul, lahana, şalgam, enginar ve lahana diyet lifi bakımından zengin kaynaklıdır. Özellikle de brokoliyi tavsiye ederim arkadaşlar mide rahatsızlığı yaşayan kardeşlerimiz varsa aramızda bol bol brokoli tüketsinler, enginar tüketsinler, lahana tüketsinler, karnabahar tüketsinler. Bunlar mideye çok iyi gelen sebzeler. Mideye iyi gelen mide asidini dengelen diğer proteinler arasında da en önemlileri şunlardır. Taze balık mesela mideye çok iyi gelir. Baklagiller, bakla, bezelye, fasulye, bunun gibi bütün bitkiler çok iyi geliyor. Yani yağsız olan bütün proteinler gerçekten mideye iyi geliyor ve enerji sağlıyor vücudumuza ve mide asidi üretimini de dengeliyor. Dana eti gibi yüksek oranda yağ içeren protein kaynakları ise asit üretimini arttırıyor. O yüzden fazla et tüketmeyelim arkadaşlar. Yani mide rahatsızlıkları yaşadığımız süreçte fazla et tüketmeyelim. Dana eti tüketimini sınırlandırarak yerine alabalık, somon, ringa, ton balığı, uskumru, barbunya fasulyesi, mercimek ve kuru fasulye gibi besinleri tüketmek mide asidinin aşırı üretilmesini engelleyecektir. Meyveler içinde ise şunlar iyi geliyor mideye. A, C, E vitaminleri ve diğer antioksidanlar bakımından zengin olan meyveler aşırı mide asidi üretimini engelliyor. Ancak antioksidan bakımından zengin olmasına karşın asidik olan portakal, greyfurt, mandalina gibi meyveler olumsuz etkiliyor. Bunun yerine ahı dudu, yaban mersini, böğürtlen, elma, avokado, papaya, kivi ve karpuz gibi meyveleri tüketmek mide asidini dengeleme konusunda çok başarılı arkadaşlar. Bunları tavsiye ederim inşallah. Atıştırmalıklar ve içecekler konusuna gelecek olursak eğer, öğün başına aldığınız yağ miktarını 3 gram altında tutabilirseniz mide asidinin fazla üretimini engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda baharatlı gıdalardan, doymuş yağ oranı yüksek hamburger, pizza gibi hazır gıdalardan uzak durmak çok önemli. Kafeinli içecekler, kola gibi gazlı içecekler ve alkolün mide asidi üretimini tetiklediği bilinmektedir. Bunu da alkol tüketenler için söyledim. Tabi alkol zaten başlı başına haram kesinlikle tüketmeyin. Vücudumuzun her zerresine ve ruhumuza da zararı var. O yüzden alkolden kesinlikle uzak duralım. Ama tüketenler varsa da bu videoyu izleyenler arasında alkolün mide asidi üretimini tetiklediği biliniyor. Doktorlar tarafından ispatlanmıştır yani mideyi mahvediyor, mideyi bozuyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şiddetli mide ekşimesinin yanı sıra ağızda keskin bir ekşi tat bulunması tıbbi müdahale gerektiren göstergelerdir. Hangi belirtilerin ortaya çıktığına bağlı olarak uygun tedavi yapılması mutlaka elzemdir. Birazdan sayacağım hastalıklarda yüksek asitlik belirtileri ortaya çıkabilir. Mesela gastrit, ülser pankreatit, şeker hastalığı, sinir sistemi hastalıkları. Muayeneden sonra yukarıdaki hastalıkların var olmaması durumunda artan asitin suçunun yetersiz beslenme olarak tespit edilmesi de gözlerden kaçmıyor. Bazı gıdaların tüketimiyle hidroklorik asit üreten bezler uyarılır. Fazlası mide zarını tahriş eder. Bu durumda mide ekşimesi, mide ülseri ve diğer sindirim sorunlarının ortaya çıkması mümkündür. Çoğu zaman göğüs kemiğinin arkasında yanma hissi belirli yiyecekleri yedikten bir saat sonra ortaya çıkar. Genellikle kronik mide hastalıklarının tetikleyicileridir. Ancak mide asidini azaltan besinler de vardır. Tüketildiğinde asit üreten bezlerin aktivitesi azalır. Kronik bir hastalığın tetiklenmesi durumunda bir diyete uymak zorunludur. Doğru beslenme mide mukozasının korunmasını ve asitliği normalleştirmenizi sağlar. Mide asidinin yüksek olduğu durumlarda beslenme şu kurallara uygun olmalıdır. Yiyecekler baharatlı, kızarmış veya tuzlu olmamalıdır. Özellikle çok çok tuzlu yiyorsanız yemekleri Bundan uzak durun arkadaşlar. Yani çok ciddi şekilde zararı oluyor tuzun. Bizzat ben bunu kendim yaşadım. Füme ürünler ve turşular menüye dahil edilmez. Yani bunları kullanmayacaksınız. Sadece küçük porsiyonlarda yemek yenilmelidir. Yani çok yemek çok çok zararlı. Az yiyeceksiniz ama sık sık yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yemekler düzenli olmalıdır. Yenilen yiyecekler çok sıcak veya çok soğuk olmamalıdır. Yiyecekler kolayca sindirilebilir olmalıdır. Proteinler karbonhidratlarla birleştirilmemelidir. Proteinli gıdalar diyetin temeli olmalıdır. Bunlara yumurta, yağsız et, süt ve tam tahıllar dahildir. Mide asidini artırdığı için diyet asidik gıdalar içermemelidir. Son öğünden uykuya kadar olan aralık birkaç saat olmalıdır. Mesela akşam yemeğini akşam 8'de yediniz 10'da yatıyorsunuz. Bu doğru değil arkadaşlar. En az 3-4 saat sonra uyumalısınız. O yüzden akşam yemeğini daha erken saatlere çekin. Ki böylelikle saat 10-11 civarında uykuya yattığınızda rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye dikkat edilmelidir. Haşlama, fırınlama veya buharda pişirme yöntemleri kullanılmalıdır. Aspirinin yanı sıra non-steroid gibi ilaçlar almaktan sakınılmalıdır. Stresten kaçınılmalı ve menüde asitliği azaltan gıdalar tüketilmelidir. Mide asidini azaltan 10 besin. Tavsiye edilenler arasında haşlanmış patates, balkabağı, havuç, salatalık ve kereviz bulunur. Mide asidini düşüren besinlerdir bunlar. Bu sebzeler özellikle buharda pişirildiğinde hızla sindirilir. Pirinç veya yulaf yararlıdır. Suda veya sütte kaynatabilirsiniz. Sıvı halde yemek tavsiye edilir. Kesinlikle hiçbir tarifte yağ kullanmayın. Yağsız etler tercih edilmelidir. Buharda pişirme veya haşlama yöntemleri kullanılmalıdır ancak asla kızartma yapmayın. Az yağlı et suyunda pişirilmiş püre çorbaların kullanılması tavsiye edilir. Midenin asitliğini azaltan yulaf ezmesi veya pirinçle kullanılabilir. Yağlı tohumlar ve kuru yemişler midenin asitliğini düşürür, mükemmel bir protein kaynağıdırlar. Kuru yemişlerin emilimi çiğ olarak yenilirse çok daha iyidir. Özellikle badem yağ oranı yüksek olmasına rağmen asidik koşullarda yenilebilen sağlıklı bir kuru yemiştir. Alkali özelliklere sahiptir. Süt Mide asidini düşürmek için mükemmel bir üründür. Süt tüketimiyle yemek borusunun tahrişi hızla giderilir. Gastrit veya ülser durumunda süzme peynir ve yoğurt kullanılması tavsiye edilir. Ürünler ekşi olmamalıdır. Yeşil çay veya kuru erik kompostosu gibi içecekler tüketilebilir. Çayları demlerken asitliği azaltmak ve stresi ortadan kaldırmak için nane kullanımı önerilir. Gün içerisinde en az 2 litre su tüketilmelidir. Kahve tüketiminden kaçınılmalıdır. Deniz balıklarını fırında pişirerek tüketmek iyi gelir. Kesinlikle yağda kızartmayın. Bal mide asidini dengelen en önemli yiyeceklerden biridir. Mide asidi için bal çok etkili bir araçtır. Bal birçok vitamin ve mineral içerir. Kullanımı midedeki tahrişi gidermenizi ve mukoz azarını korumanızı sağlar. Yüksek asitlik varlığında olgunlaşmamış mango, hindistan cevizi, zerdeçal, avokado, muz ve soyulmuş elmaları güvenle tüketebilirsiniz. Sindirimi normalleştirmeye yardımcı olan birçok lif, vitamin ve mineral içerir bunlar. Kabızlık ve ishal ile mücadelede etkilidirler. Özellikle muz, zengin potasyum, vitamin ve alkali meyveler kaynağıdır. Mukoza zarında koruyucu bir tabaka oluşumunu uyarır, asitliği azaltır. Evet arkadaşlar bunların hepsine dikkat etmek lazım. Dediğim gibi son zamanlarda mide sorunları yaşayan birçok kardeşimiz, birçok arkadaşımız var. Bu uyarıları dikkate alalım inşallah. Beslenirken neler yememiz gerektiği konusunda inşallah bu video size yardımcı olacaktır. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram'da paylaşıyorum kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.